Tekrar hoş geldiniz. Her güzel şeyin son olduğu gibi bunun da sonuna yaklaşıyoruz. Eminim biyostatistik kursunu çok sevmişsinizdir. Birebir görüşmelerimizde kimlerle görüşüyorum? Özgür Hanım'la, Fatma Hanım'la kısa görüşmelerimiz oldu. Gayet iyi gittiğini ben hissediyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bitmek üzere kurs. Belki ikinci kuru başlatacağız. Daha ileri konulara girmeye çalışacağız. Faydalı oluyor mu bu noktaya kadar? Nasıl gidiyor? Öznur faydalı oldu diyor. Sağ olsun Öznur Hanım. Sıkı çalışıyor. Belli ki büyük bir açığı kapatacak kısa zamanda. Evet. İkinci kuruda inşallah katılırsın tabii. Efendim, bu son canlı dersimiz olacak. Tekrarları yaptığımız. Önümüzdeki haftada sınavımız olacak. Yarından itibaren sınav burada aktif olarak gözükecek. Tıkladığınızda şu anda sınav aktif değil, göremiyorsunuz. 6. haftaya tıkladığınızda 6. haftanın programında şöyle benim ekranımda gördüğünüz kurs sonu sınavı sizin için de aktif olacak. Ve çoktan seçmeli bir sınav hazırladık yine. Kendinizi değerlendirmenize yönelik 25 sorudan oluşuyor. Basit, az zamanınızı alacak. Yarım saat, bir saat kadar zaman ayırıp onu çözmenizi istiyoruz önümüzdeki hafta içerisinde. Ancak bir husus daha var. Bir de akran değerlendirmesi konusu vardı. Akran değerlendirmesi hususunda bir proje hazırlamanızı ve paylaşmanızı istemiştik. Üç arkadaşımız onu paylaştı. Ötekiler henüz paylaşmadı gördüğüm kadarıyla. Belki bugün yine ekleyenler olmuştur. Herkesin bunu yapmasını istirham ediyorum. Sadece çünkü mesele paylaşım değil, 23'ü son gün. 23'üne kadar projelerinizi yükleyeceksiniz. Ondan sonra da diğer katılımcıların projelerini inceleyip değerlendirmeniz gerekiyor. Böylece bir etkileşim sağlayıp birbirinden öğrenmeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Evet. Geçtiğimiz hafta şöyle 5. hafta değil mi burası? 6. hafta burası. Şurada 5. hafta. Geçtiğimiz haftanın konular arasında şunlar vardı. 5. haftada şöyle tıklayalım. Evet. 5. haftada canlı olarak dinleyeceğiniz dersler örnekleme, örneklem dağılımı, örneklemin varyasyonu, güven aralıkları ve gibi güven aralıklarının SPSS'le yapılması, yorumlanması gibi konular vardı. Bir de bir ödev vermiştik. Tartışma forumunda bunu yapacaktınız. Onlarla ilgili sorular varsa alabilirim öncelikle. Acaba var mı herhangi bir soru bu seyrettiğiniz videolarla ilgili? Hani açıklamamı istediğiniz, tartışmak istediğiniz. Adem Bey, Hüseyin Hocam hoş geldiniz bu arada. Açıklamamı istediğiniz ya da tartışmayı açmak istediğiniz konular varsa bunları tartışalım. Örnekleme ile ilgili. Örnekleme neden yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Güven aralıkları. Evet. Hoş bulduk diye Adem Bey sağ olsun. Evet o zaman yoksa ben devam ediyorum. Varsa arada sorularınızı lütfen sorun. Ne zaman isterseniz araya girmenizi istirham ederim yani. Memnun olurum. Ödev 5 tartışma forumuna gidiyorum o zaman. Çünkü bugünün programında şu var. Bugünün programına baktığımda bir canlı dersimiz var. Ödev 5'in çözümü, sorular ve tartışma. Onun arkasından örnekleme ve güven aralıkları ile ilgili literatür inceleyeceğiz birlikte. Bazı PubMed'den ve başka makalelerden literatüre bakacağız. Evet, ödev 5'te ne demiştik? Şunu demiştik. Bir makaleyi İngilizcesi biraz daha ağır olan zor bir makale aslında. Bunu incelemenizi istemiştik. Bakalım kimler incelemiş? Birkaç kişi göndermiş biliyorum. Yusuf Adnan Bey. Ondan sonra teşekkür ederim Adnan Bey'e. Fatma Hanım ve Öznur Hanım paylaşmışlar ödevleri bizimle. Onlara teşekkür ederim. Ben beraber burada çözmeye çalışacağım sizinle şimdi bunu. Siz de lütfen katkıda bulunur musunuz? Evet, makalenin başlığı şu. Does malnutrition in utero determine diabetes and coronary heart disease in adulthood? Results from the Leningrad-Seeger study. Bakan oldu mu bu Leningrad? Hani tarihim iyi değildir. Tarihi iyi olanlar olabilir ya da merak edip bakmış olanlar. Leningrad kuşatması diye bilinen olay nedir acaba? Konuşmak ister misiniz?
mikrofonu olan varsa belki açıklamak ister bize. Her şeyi ben anlatmayayım, ben konuşmayayım diye yani. Oo, harikasın Hüseyin hocam. Aman dikkatli ol araç kullanırken, böyle tehlikeli işler yapma. O zaman Hüseyin Bey'i yormayalım. Hüseyin hocanın dışında başka birisi Leningrad kuşatması hakkında bize bilgi vermek ister mi? Leningrad kuşatması. Leningrad Siege, şöyle Google'da ararsak beraber arayalım o zaman. Madem ki bakmamışsınız, ben de bakmamış gibi yapayım. Ben bakmıştım. Hocam ben de baktım. Baktın mı? Harika. O zaman hadi bize bir şeyler söyle Leningrad kuşatması hakkında. Hocam İkinci Dünya Savaşı'nda Ne herhalde kadar sürmüş? 41 ile 43 arasındaydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ya da 45 miydi acaba? Ne? 400 Yıldan yıl. fazla sürmüş, değil mi? Evet. Evet hocam. Evet, Rusların Leningrad şehri Almanlar tarafından kuşatılmış. 2 yıl kadar sürmüş. 8 Eylül'de başlamış, değil mi? 8 Eylül'de artık herhangi bir gıda girmediği için açlık başlamış orada. Dolayısıyla 8 Eylül'den önce doğan ya da o civarlarda doğan insanların aç kalmış olma ihtimali var. Öyle mi? 8 Eylül 1941 tarihinde son kara balansta kesilerek kuşatılmıştır diyor. Evet. Çok ağır bir, insanoğlunun ağır bir imtihanı bu Leningrad herhalde. Binlerce insan orada ölmüş. Baksanıza, 642 bin kişi kuşatmada ölmüş yani. Toplamda 3,5 milyon zayiat var. Korkunç bir olay tabii. Yani bunu insanların unutmaması lazım, böyle trajik olayları. Orada anneler, hamile kadınlar, bebekler, çocuklar aç kalmışlar. Hatta Hannibalizm de gerçekleştiği söyleniyor, değil mi? Bakayım yazıyor mu burada? Evet. İngilizce versiyonunda insanların açlıktan birbirlerini yediklerini de yazıyor. Değil mi Özgür Hanım? Rastladın mı onu? Yok hocam. O kadar Yani ayrıntılı bak, bakmadım. kanibalizm diyor, görüyor musun? Evet. Kaç kişi diyor? Sayısını da yazmıştı burada. Şöyle bir daha başına çıkayım. 2000 civarında mı? Bu olaydan dolayı canlıları veya kanibalizm, bakın. Kaç kişi ceza almış diyordu. 2105 kişi bundan dolayı ceza almış. 2105 kişi. Bazıları ceset yemişler, ölenleri yemişler. Ölüleri yiyenlere hapis cezası verilmiş ama bazıları da insan yemişler. Maalesef bununla ilgili çok acı hatıralar olan bir olay. Dolayısıyla bizim de bilim insanı olarak bakalım bundan ne ders çıkarmışız. Bu Leningrad kuşatmasını kesitsel olarak incelemişler. Kesitsel demiş ama acaba tarihsel bir kohortta olabilir mi diye, onunla ilgili benzerlikleri de var. Evet. Sorularımıza gelelim o zaman. Sorularımız neydi? Kullanılan verileri çeşitlerine göre sınıflandırınız. Arkadaşlarımız da sınıflandırmış. Şöyle sınıflandırılanlardan bir tanesini açalım. Mesela verileri. Numerik, yaş, boy, vücut kitle endeksi, bel kalça oranı, evet, triceps oranı, sistolik kan basıncı, diyastolik plazma glukozu, plazma insülin düzeyi, total kolesterol, HDL, albüm, fibrinojen, kategorik değişkenler, EKG, normal mi değil mi, hasta geçmişi, kategorik, yani sigara kullanımı, alkol kullanımı gibi kategorik değişkenler var. Doğru değil mi? Bu birinci soru kolay bir soru zaten. İkinci soru, ana sonuç ölçütü nedir? Neymiş ana sonuç ölçütü Özgür Hanım? Hocam birden fazla var ama
Evet, bakalım ben bulayım orayı. Tam basıncı. Methods. Sesim geliyor mu? Neredeydi? Ana sonuç ölçüsü nerede yazıyordu? Özette yazıyor muydu? Yazıyor hocam. Özeti bulayım şöyle. Key messages, conclusions, ondan sonra main outcome measures. Özette varmış. Evet efendim. Neymiş? Development of risk factors for coronary heart disease and diabetes mellitus. Acaba bu Leningrad kuşatmasında anne karnında kalanlar, anne karnında açlık çekenlerle, bir anne karnında açlık çekenler var in utero, anne karnında açlık çekenler var. Bir de o dönemde infant olan, doğmuş olup da açlık çekenler var. Acaba anne karnında açlık çekmek ileride, gelecekte hipertansiyona ya da kardiyak risk faktörlerine yol açar mı? Onu inceliyor. Birden fazla dedin değil mi? Evet. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Sonuç ölçütlerinin birden fazla olması mı iyiydi, bir tane olması mı iyiydi? Bir tane olması iyiydi diye hatırlıyorum hocam ama ödeve de yazmıştım. Evet. Diğerlerinin de yan sonuç ölçütü olması gerekiyordu diye hatırlıyorum. Hı hı. Evet. Başka bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı acaba? Evet, yazılmış. Çalışmalarda ana sonuç ölçütünün bir tane olması istedi. Diğerleri ikinci sonuç ölçütü ya da yan sonuç ölçütü olabilir deniyordu. Değil mi? Hala Hanım, Adem Bey. Hatta kimler var diye bakıyorum. Evet. Şimdi. Evet hocam. Mesela örneklem hesabı yapacak olsanız, örneklem hesabı bir değişkene göre yapılıyor değil mi örneklem hesabı? Bugünlerde biz bir makale yazıyoruz mesela Öznur Hanım'la. Bir örneklem hesabı yaptık Öznur Hanım. Neydi bizim oradaki sonuç ölçütümüz? Hocam kaçırdım sizi ama bir daha sorabilir misiniz? Aha, dedim ki biz bugünlerde bir örneklem hesabı yaptık ya sizinle. Evet, evet hocam. Makale, kaç makale gerekir diye. Orada sonuç ölçütü olarak neyi aldık? Neyi aldık? Standart sapmayı mı almıştık? Yüzde, yok hayır. %5. Hangi değişkeni aldık? Bir hocam, değişkeni almak gerekiyor değil mi? Evet. Yıl değişkenini almış. Onları evet. Mı soruyorsunuz hocam? Son 10 yıl. Yani bir değişkeni sonuç ölçütü olarak alıp onun için örneklem hesabı yapıyoruz. Burada desek ki mesela bu çalışmayı yapmak için kaç kişi gerekir? O zaman diyelim ki kan basıncı bir değişken. Kan basıncına göre mi hesaplayayım? Glukoz tolerans bozukluğuna göre mi hesaplayayım? İnsülin düzeyine göre mi hesaplayayım? Lipid düzeyine göre mi hesaplayayım? Albümin vesaire. Bir ana sonuç ölçütü belirliyorsunuz. Onun için örneklem hesabı yapıyorsunuz. Yapacağınız analizleri de ona göre yapıyorsunuz. Ama burada birden fazla ana sonuç ölçütü verilmiş. Bu aslında çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Dikkat ederseniz başka makaleleri arayın. Google arayın. Böyle bir tane genelde bir tane ana sonuç ölçütü görüp ötekileri de secondary outcome measures olarak verdiklerini göreceğiz. Evet. Üçüncü sorumuz basit bir soru. Sistolik kan basıncı ile vücut kitle endeksi arasındaki ilişki ne tür bir grafikle gösterilmiş? Adem Bey, bunu nasıl bir grafikle gösteririz acaba? Sistolik kan basıncı ve vücut kitle endeksi. Sistolik kan basıncı. Kan basıncı bulayım bakayım şöyle. Kim söylemek ister nasıl değişken olduğunu? Herhalde şurada değişkenimizde. Evet. Nümerik bir değişken. Nümerik değil mi? Nümerik bir değişken. Sistolik kan basıncı. Vücut kitle endeksi. O da nümerik bir değişken. İki tane nümerik değişkenimiz var hala Hanım. İki nümerik değişkeni göstermek için işte şu grafiği kullanıyoruz. Saçılma grafiği. Burada da body mass index ve systolic blood pressure ikisini
saçılma grafiğiyle göstermişler. Saçılma grafiğini de ikiye ayırmış. İntrauterin açlığa maruz kalanlar, yani o dönemde henüz doğmamış olanlar ve infant olup o dönemde doğmuş olan bebekleri ayrı göstermiş. Aralarında çok fark var mı bilemiyorum tabii buradan, bu grafiğe göre. Esas bizim cevabını aradığımız konu da değil. Demek ki o zaman bunu pekiştirmiş olduk. Saçılma grafiği iki numerik değişkeni karşılaştırmak için kullanılır dedik. Evet. Merkezi dağılım ölçütleri ve yaygınlık ölçütlerine örnekler istemişiz. Bakalım ne yazmış Özgür Hanım. Merkezi dağılım, aritmetik ortalama, ağırlıklı ortalama, geometrik ortalama. Geometrik ortalama da vermişler öyle mi? Evet. Birçok demek ki merkezi eğilim ölçütünü bir arada vermişler. Aritmetik ortalama zaten sıklıkla kullanıyoruz. Ağırlıklı ortalamayı nerede vermişler? Cinsiyete göre ağırlıklandırma yapmışlar. Zaten sonraki soru, adjusted for sex'ten ne anlıyorsunuz? Şöyle adjusted diyelim. Bir arayalım adjusted'e. Adjusted mean difference. Adjusted for analytical match. Bayağı bir araştırma yapmışlar. Adjusted yapmışlar yani değil mi? Adjustment for adult social class and education. Eğitime göre, eğitim düzeyine göre, sosyal düzeye göre de ağırlıklandırma, adjustment diyorlar İngilizce. Düzeltme de diyebiliyoruz Türkçe'de bazen. Düzeltme ya da ağırlıklandırma yapmışlar. Yaşa göre, cinsiyete göre, CG'ye maruz kalmaya göre ağırlıklandırma yapmışlar. Bir de geometrik ortalama vermiş. Geometrik ortalama neydi? Kim söylemek ister acaba? Geometrik ortalama karekökle yapılan vardı. Bir de logaritma alınarak değil mi? Evet Adem Bey. Adem Bey mikrofonunu hocam, geometrik ortalama onluk logaritmasını alıyorduk. Onların çıkan değerlerin aritmetik ortalamasını alıp tekrar eski haline çeviriyordu. Evet. Sen konuyu harika anlamışsın bence. Özellikle nerede işimize yarıyordu geometrik ortalama Adem Bey? Ne işe yarardı? Niye geometrik ortalama alıyoruz durup dururken? Aritmetik ortalamayı kullanalım. Büyük değerleri küçültmek için kullanıyorduk galiba hocam değil mi? Hı-hı. Evet. Yani uç değerler varsa, aşırı değerler varsa değil mi? Çarpık bir dağılım varsa simetrik hale getirmek için. Hoş geldin Fatma Hanım. Ne tarafa doğru çarpık olursa işe yarıyordu bu? Uç değerler ne taraftaysa? Büyük taraftaysa. Sağa doğru. Sağa doğru. Sağa doğru çarpıksa yani uç değerler aşırı değerler büyükse onları küçültüp böylece simetriyi sağlamak ya da varyansları aynı zamanda homojenize etmek bu amaçlarla yapılıyordu. Bu dönüştürme, veri dönüştürme, geometrik ortalama. Evet, demek ki bu makalede birçok merkezi eğilim ölçütünü bir arada vermişler. Yani böylece 6. soruyu da cevaplamış olduk. Uygulanan veri dönüştürme burada logaritmik dönüşüm yapılmış. Çünkü sağ çarpık verilerde logaritmik dönüşüm işe yarar demiştik. Evet. Bu ödevle ilgili bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey anlaşıldı mı hepsi acaba? Değişkenleri gözden geçirdik. Merkezi eğilim yaygınlık ölçütleri, bir tane grafikten bahsetmişiz böyle. Hani birkaç önceki konuları gözden geçirmeye yönelik bir ödevdi bu. İyi miyiz buraya kadar? Vallahi harika bir grubum var. Kimse soru sormuyor. Evet, peki. Ben teşekkür ederim. Parmak kaldırdı. Efendim, ikinci konumuza o zaman geçiyoruz. Şu güven aralıklarını da iyice anlayalım. Örnekleme ve güven aralıklarını da iyice anlayalım. Şöyle örnekleme ile ilgili birkaç tane bağlantı vermişiz. Bunları bir tıklayalım bakalım. Hocam, ödevin devamı vardı ama yaptınız mı? Ben kaçırdım. Nasıl? Bir tane daha makale ödevin vardı. Ödevin devamı, ha. Ne diyorsun sen? Ek soruyu mu diyorsun? Evet, evet, evet hocam.
Ek soruyu o zaman onu geçtim ben. Çakmada şu başka makale ediyorsun değil mi? Evet hocam. Evet. Pekala, buna da bakalım. Tamam. Burada vurgulamak istediğimiz şuydu. Standart sapma ve standart hata. Malumunuz standart hatanın formülü nasıldı? Kim söylemek ister? Fatma Hanım, standart hatanın formülünü hatırlıyor musun? Standart hata eşittir. Kim söylemek ister? Standart sapma bölü kök içerisinde n'di değil mi? Standart hata standart sapmanın örneklem sayısının karekökünün bölünmesiyle bulunuyordu. Dolayısıyla standart hata demiştik ki evet sorun yok, mikrofon yokmuş. Evet. Mikrofon olması lazım tabii. Standart hata ölçümün hassasiyetini gösterir demiştik. Standart hata ne kadar büyükse o kadar hassas olmayan bir ölçüm yapmışız. Ya standart sapmamız büyüktür ki standart hata büyük olsun ya da örneklem sayımız küçüktür ki standart hatamız büyüktür. Dolayısıyla standart hatanın küçük olmasını istiyoruz. Ne kadar küçükse o kadar hassas bir ölçüm yapmışız ama bu hata da var sonuçta. Çünkü biz evrenin tamamını incelemediğimiz için, örneklemlerle çalıştığımız için mutlaka evrenin tamamına ait bilgiyi tahmin etmeye, yaklaşık tahmin etmeye çalışıyoruz. Bir hata yapıyoruz, küçük bir hata yapıyoruz. İşte bu hatayı standart hata ile gösterebiliyoruz. Bazen dergilerde, makalelerde bakıyorsunuz standart sapma yazacağı yerde, ortalama artı eksi standart sapma biz gösteriyoruz yani. Standart hata kullanıyorlar bunun yerine. İşte bu makale Oxford dergilerinden bir tanesine yayınmış. British Journal of Anesthesia. Burada yazılmış bir makalede standart hatanın misuse, uygunsuz kullanımından bahsediyorlar. Standart hatanın uygunsuz kullanımından bahsediyorlar. Misuse of standard error of the mean. Hem de nerede? Four Anesthesia Journals. Önemli anestezi dergilerinden dördünü almışlar. Bakın bunlar gerçekten önemli dergiler. Anestezi ve analjezi, British Journal of Anesthesia vesaire. Bunlar önemli dergiler ve onlara baktıklarında 2001 yılında 4 dergide de standard error of the mean, yani ortalamanın standart hatası uygunsuz olarak kullanılmıştı diyor. Anestezi analjezide %27, British Journal of Anesthesia'da %22, anesteziyolojide %18, %11, yani 11 ile 28 arasında bayağı bir geniş yelpazede bilimsel dergiler bu standart hatayı uygunsuz kullanıyor. Ve bu makalede yazar buna uyarıyor. Diyor ki böyle yapmayın. Standart hatayı yazmayın. Standart hata teknik bir veridir. Teknik bir bilgidir. Eğer siz ölçümünüzün hassasiyetiyle ilgili bir şey söylemek istiyorsanız standart hatayı verin. Yoksa sana sapmayı vermelisiniz. Sıradan okuyucu, hemşire, doktor, diş hekimi, anestezist bunlar standart hatadan anlamazlar. Standart sapmayı okursa mı anlar. Artı eksi 10 standart sapma. Kan basıncı ortalama 120. Standart sapması da artı eksi 10 dediğiniz zaman ben anlıyorum ki standart sapma %68'i demek ki verilerin. Hani hatırlayın %68'i normal dağılımda. Artı eksi 1 standart sapmaydı. O zaman 120 eksi 1 standart sapma. 120 eksi 10 110. 120 artı 10 130. Demek ki 110 ile 130 arasında kişilerin %68'i var, büyük çoğunluğu var gibi böyle sinirde klinik bir bilgi canlanıyor. İşte ondan dolayı diyoruz ki standart hatayı uygunsuz kullanmamak lazım. Sana sapmayı vermek lazım. Ama siz gene de ölçümün hassasiyeti ve klinik bilgiyle ilgili bir şey vermek istiyorsanız o zaman da zaten güven aralıkları var. İşte sırada güven aralıkları vardı zaten. Ona geçecektik. Öznur Hanım, oldu mu böyle? Bir eksik kaldı mı burada? Oldu hocam. Teşekkür ederim. Hadi sağ olasın. Evet. Şimdi geçelim. Bugünün konular arasında olan şöyle. Örnekleme ve güven aralıklarının literatür incelemesine bakalım. Evet, birinci makalemiz şuydu. Bunu kopyalayayım. Şöyle.
yapıştırayım. Cross-sectional survey on social, cultural and economic determinants of obesity in a low middle income setting. Acaba örneklemeyi nasıl yapmış? Bakalım. Representative sample was selected using stratified random cluster sampling method demiş. Wow. Urban Rural Plantation Kalutara District mahallesinde yapılmış. Az daha büyüteyim mi ekranı? Evet. Kim yorum yapmak ister buna? Burada maskele herhalde. Maskele bir çalışma galiba. Evet. Şu ifadeyi görmek için herhalde bunu yazmışız. Stratified Random Cluster Sampling Method. Randomize bir çalışma. Evet. Fatma Hanım mı konuşuyor? Kim evet konuştu? Hocam. Şu an mikrofonu şey yaptım. Oldu harikasın. Tamam. Mikrofon lazım. Bugün aksilikler üst üste geldi hocam, kusura bakmayın. Sorun yok efendim. Mikrofon olmayınca ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Burada boş bir odadayım zaten. Yok hocam, biz yani buradayız, merak etmeyin. Tamam. İnsanlar konuşsun benimle istiyorum. Tamam evet hocam. Şimdi bu örnekleme yöntemleri arasında stratified, yani tabakalı örnekleme diye bir şey vardı. Açıklamak ister misin neydi o? Tabakalı örnekleme hocam. Mesela bir köy olabilir, bir mahalle olabilir. Bunu tabaka tabaka ayırıyoruz herhalde bildiğim kadarıyla tabakalı örneklendirmede. Bu şekilde diye aklımda kaldı mı? Evet. Yani büyüklüklerine göre, nüfus yoğunluklarına göre tabakalar ayırıp dengeli örneklem almaya çalışıyoruz. İlkokul mezunlarından yüzde şu kadar 10 alacaksak tabakalandırıp o kadar alıyoruz. Ortaokul mezunlarından da %10 almamız lazım o zaman. Lise mezunlarından da %10. Nüfusa göre, eğitim durumuna göre tabakalandırdık. Sosyoekonomik duruma göre tabakalandırabiliriz. Fakir mahalleden 10 kişi alırsan, zengin mahallede işte %10 alırsan, zengin mahalleden de %10 almalısın ki böylece her iki sosyoekonomik düzeyde dengeli temsil edilmiş olsun. Peki, random rastgele demiş, bir de cluster demiş, küme demiş, küme örnekleme demiş. Kümeyi da hatırlatmak isteyen var mı? Ya da Fatma Hanım, sen hatırlatır mısın? Küme örnekleme küme küme yani o da aynı şekilde bir topluluk içinde kümeleştirilmiş sınıflandırmaya deniyor herhalde. Yine aynı şekilde mesela bir mahallede küme küme yapmış olduğumuz bir çalışmada küçük gruplar halinde bölüyoruz diye biliyorum ama. Her mahalle bir küme olabilir mesela, değil mi? Şehrin 50 evet tane mahallesi varsa ben rastgele 9 tane mahalle, 10 tane mahalle seçerim. 10 tane mahallenin her birisi benim bir kümem olur. Gider o kümelerde incelememi yaparım. Aile hekimlerini mesela hasta toplayacaksınız. Birinci basamaktan hasta verisi alacaksınız. 100 tane hastadan tansiyon ölçtürmek istiyorsunuz. Ya da bir veri sağlamasını istiyorsunuz. Bir aile hekiminden bu bilgiyi almak ne olur? Olmaz. O aile hekiminin bu çalıştığı nüfus belki belli bir özellikte nüfus. Bütün şehirdeki aile hekimlerinden almaya kalksak o da çok zor. Şehirde var diyelim 100 aile hekimi. Onlardan da kooperasyon sağlamak ve veri toplamak zor. O zaman ne yapıyorum? 10 tane aile hekimi seçiyorum, küme. Gidiyorum o kümedeki insanlardan veri topluyorum sadece. Buna küme örnekleme deniyor. Yani her bir aile hekimi diyelim ki 10'ar hasta veriyor. Toplamda 100 hasta almış oluyoruz. 10 aile hekiminden 10 hasta, 10 çarpı 10, 100 hasta elde etmiş oluyorum. 100 hasta verisi elde etmiş oluyorum. Küme ile ilgili bir şey demiş miydik bilmiyorum. Kümede bir küme katsayısı kullanılıyor bazen örnekleme hesabı yaparken. Çünkü küme içindeki insanlar birbirine benzer. Küme içindeki insanların birbirine benzer. Korelasyonların yüksek olması nedeniyle diyorlar ki madem kümeler yaptın o zaman örneklem sayını azıcık daha fazla tutmalısın. Çünkü o aile hekimi sana 10 kişi verdi ama o 10 kişinin birbirine benzediklerini esas alırsan, çünkü hepsi diyelim ki aynı sosyoekonomik düzeydeki yerden, hepsi de biraz şişman. Düşük sosyoekonomik düzeydeki yerlerde daha şişman oluyor insanlar, değil mi? Hepsi biraz şişman. Öyleyse aslında 10 kişi verdi ama 10 kişi gibi değil. Sanki 9 kişi gibi düşün onu. 8 kişi çok benzerlerse 5 kişi gibi, daha da az gibi de olabilir. İşte burada o zaman küme örneklemede
küme katsayısına dikkat etmek gerekiyor diyorlar. Evet, bunu bunun için koymuşum. Hem demek ki tabakalı, hem küme, hem de rastgele örnekleme yaptığını göstermek için. Diğerine de bakalım. Bunu da kopyalayayım. Sıradaki makalem. Şöyle, saat 6 oldu bu arada. Diğer makaleye bakıyorum. Evet, örnekleme ile ilgili ilginç bir şeyler söylemişler mi acaba diye ona bakacağız, değil mi? Bunun konusu neymiş? Epidemiological Features of Violence-Related Injuries in Jamaica. Jamaika'da şiddete bağlı yaralanmalarda epidemiolojik özellikler. ...187 bin kişilik bir örneklem seçmişler. Evet. Burada neyi belirtmek için bunu koymuşum bilmiyorum. Herhalde şunu mu? Örnekleme yöntemi değilmiş. Nasıl kullanmışlar? Simple random örnekleme seçmişler. 4 yıllık biriken verilerde 187.610 vaka var. Tedavi edilmiş orada, o hastanede. Ve bunların arasından simple random sampling yapılmış. Simple random'ın açıklamasını yapmak isteyen var mı? Basit evet, rastgele örnekleme. Nasıl yapılır basit rastgele örnekleme mesela? 100 kişiden basit rastgele örneklemeyle 30 kişi seçecek olsan nasıl seçersin? Yani herhangi bir özellik aramadan seçeriz. Yani sistematik mesela, bir şekilde değil de hocam. Hani sırayla 1 2 3 4 5 30. kişiyi seçsek olur mu? Hocam mesela her sınıftan 30. kişiyi seçsek sistematik örnekleme olur. Hı hı. O basit örnekleme olmaz. Hani kura basit gibi düşünebiliriz. Kura değil mi? Evet. Kura çekmek, zar atmak, başka rastgele sayılar kullanmak, rastgele sayılar tablosu, o demiştik değil mi? O şekilde basit rastgele örnekleme yapabiliriz. Bu başlıkta son bir örnekleme yöntemimiz daha var. Hemen ona da bakalım, onda ne demişiz. Hadi bunun örneklemesiyle ilgili ne yazıyor? Tiroid fonksiyonları Nijeryalı erişkinlerde ve metabolik sendromla olan ilişkisine bakmışlar. Yine yöntemi okuyorum tabii ben. Yöntemde evet, gene ne görüyoruz? Cluster Random Sampling Method kullanarak örneklendirmişler. Evet. Cross Sectional kesitsel bir çalışma 150 erişkinde yapılmış. 150 erişkinden demek ki 150 erişkini nasıl seçmişler? Küme örnekleme yöntemiyle seçmişler. Çünkü farklı yerlerden, farklı mahallelerden insanlar eşit olarak katılsın istiyorsanız eğer, o zaman küme örnekleme iyi bir yöntem olabilir. Evet. Gelin biraz da güven aralıklarına bakalım. PubMed'de diyor, şu aramayı yap. Yaptınız mı bu aramayı? Beraber yapalım. Siz de benimle yapın. Şöyle şurayı boyadım. Bunu kopyaladım. Geldim. PubMed açıktı zaten burada. İşte burada. PubMed'e bunu yapıştırdım. Confidence Interval title ya da abstract'ta geçmesini istiyorum. Şu köşeli parantezi kapatmayı unutmayın tabii ki. Bu şu demek. Kim böyle arama yaptığımız zaman tırnak içine aldığım için aynen burada geçen ifadeyi arayacak PubMed'de. Confidence Interval yazısını arayacak. Yani sadece confidence, sadece interval değil. Ve veya o veya o değil, ikisini bir arada olduğu gibi içeren arama yapacak. Bir de bunu şu köşeli parantez aracılığıyla diyorum ki bu metni title'da, yani başlıkta veya özette, abstract'ta bulman lazım. Bakalım kaç tane bulacak. Enter tuşuna bastım. 23.000. Wow. Evet. Öznur hızlı yapmış. Ben konuşurken o tıklamış. 23.000. Benim ekranım niye düzgün değil? 23.923. Evet. Bayağı yüksek sayıda.
Demek ki güven aralığı çokça kullanılan o zaman bir parametre, bir tanımlama. Bir tanesine bakalım mesela. mRNA level ya da Histological Intestinal Metaplasia and Endoscopic Atrophy are predictors of gastric cancer development after Helicobacter pylori eradication. Helicobacter pylori eradikasyonundan sonra histolojik olarak intestinal metabolizması, metaplazi görülmesi ve endoskopik atrofi görülmesi gastrik kanser, mide kanseri gelişmesinin tahmin ettirici faktörleri olabilir. Mide kanserini tahmin ettirebilir. Bakalım güven aralığını nerede vermiş? Nerede vermiş güven aralığını? İşte şurada vermiş. C-I diyeceğine C mi demiş? Yok be, evet. 3000, total 573 kişi takip endoskopisine girdi diyor. Evet. Ondan sonra hazard ratio vermiş. Hazard ratio nedir? Hazard ratio. Tehlike oranı, yani bir risk oranı bu aslında. Bir risk oranı. Odds ratio gibi değil mi? Odds ratio'yu biliyor muydun? Odds ratio. Yok hocam. Kaç kat risk olduğunu gösteriyor. Hazard ratio da bir, demek ki bir maddenin, bir yapılan işlemin verebileceği zararı gösteriyor. Aynen odds ratio gibi. 3,6 bulmuş mesela. Güven aralığını da 1,91 ile. Evet, şöyle. Klor. Evet, şöyle. İşaretleyeyim orayı. Grup B için, grup A ile karşılaştırıldığında grup B için hazard oranı 3,6. %95 güven aralığı da 1,2 ile 11 arasındadır dersem nasıl yorumlarsınız bunu? Güven aralığı çok fazla verilmiş hocam. Çok geniş. Yani bir nokta, çok geniş, evet. 1,2 ile 11 arasında bayağı bir fark var. Evet. Güven aralığı 1 olsaydı ne anlama gelecekti? Güven aralığı 1 olsaydı demek ki 1,0 olsaydı. Yani P 1,0. İşte 1 olsaydı yani. 1,0. Doğru söylüyordun. Evet, ben biraz şaşırdım. Pozitif olacaktı hocam. Yani P değeri 0,05'ten küçük olmayacaktı. Büyük olacaktı. Evet. Yani şu şöyle halk dilinde şöyle bunu tercüme edebiliriz değil mi? Ben öyle hep açıklamaya çalışıyorum. Diyor ki ben bir araştırma yaptım. B grubuna göre A grubunun riskini, risk neyse artık makalenin tamamını okumamız lazım. Kanser riski herhalde. A grubunun riskini 3,6 kat fazla gördüm. 3,6 kat daha demek ki B grubu A grubuna göre risk altındadır diyor. O zaman biz de diyoruz ki ya bu hep böyle midir? Bu deneyi tekrarlasak hep böyle mi çıkar? O da diyor ki ben güven aralığını söyleyeyim sana. Ne kadar hassas ölçtüğümü anlarsın o zaman. Güven aralığı %95 güven aralığı. Yani sen bu deneyi 100 kere yapsan, 100 kere gidip ölçsen 3,6 da çıkabilir. Ama en düşük %95'inde 1,2 çıkar. Hatta 11 bile çıkabilir. Bunu görünce ben ne diyorum? Ya diyorum sen 3,6 demiştin biraz önce. Şimdi 1,1 diyorsun, 11 diyorsun. 11 nereye? 3,6 nereye? 1,2 nereye? Demek ki sen yaptığın işe çok güvenmiyorsun. Böyle geniş bir güven aralığı verdin bana. Değil mi efendim? Ve biz biliyoruz ki evet, güven hocam aralığının formülünde ne vardı? Güven aralığı neydi? Ortalama artı eksi bir katsayı, %95 ise diyelim ki güven aralığımız ve normal dağılıyorsa 1,96, yoksa İngiliz T değerini yazıyorduk oraya. Bir katsayıyla standart hatayı çarpıyoruz. Standart hata neyle ilgiliydi? Standart sapma yüksekse ya da örneklem sayısı düşükse. Değil mi? Öyleyse demek ki burada örneklem sayısı hiç de düşük değil. 573 kişi. Yüksek bir örneklem var. Demek ki bu bize şunu gösteriyor. Standart hata bu alanda çok yüksek. Çok variyabilite var yani demek ki. Çok değişkenlik var. Çok değişkenlik olduğu için böyle geniş bir güven aralığı çıkmış. Hatta 1,2, 1'e çok yakın. 1 olsaydı zaten ben diyecektim ki ya demek ki bazen risk B grubuyla A grubu arasında eşit de çıkabiliyor.
Risk. Evet. Değil mi? Risk 1. Risk 1 demek ne demek? Senin riskinle benim riskim eşit. 1 kat risk var. 1 kat risk, risk yok demek. P değeri de onun için büyüktür 0. Büyük eşit 0.05 diyoruz. Yani risk eşittir. Risk yoktur anlamında. Fark yoktur anlamında oluyordu. Evet, böylece bir güven aralığında görmüş olduk. Aradık ve bulduk ki hakikaten çok sayıda makale bu güven aralığını veriyor. Buna özgüvenimiz oldu mu iyice? Değil mi? Evet hocam. Çok sayıda güven aralığı veriliyor makalelerde. İyi dergilerin hemen hemen hepsinde güven aralığı isteniyor sizden. Ne verirseniz verin. Ortalamayı verseniz ortalamanın güven aralığını ver. Bir yüzde verseniz, sigara içme sıklığına baktım, %25 çıktı, bunun güven aralığını ver. Bir farka baktık, kadınlarla erkeklerin boylarını karşılaştırdık, erkekler 5 santim daha uzun çıktı, 5 santim diyorsun ama ne kadar güveniyorsun, güven aralığını ver. Bir risk baktık, odds ratio baktık, hazard ratio baktık, gene güven aralığını ver. Her şeyin güven aralığını vermemiz lazım. Evet, Google'da diyor, güven aralıklarını ara. Şöyle arayalım. Konrad Tıp dergisinde arıyorum. Reklam yapıyorum. Bu derginin editör yardımcısı olduğum için reklam yapma hakkım var diyor. Evet. Güven aralığı alındı. Dikkat ederseniz bu dergide aradığımda da güven aralığı buluyorum. Ama öyle binlerce bulamadım. 18 tane dergimizde güven aralığı ile ilgili ifade çıkmış. Daha çok olmasını bekliyorduk aslında, değil mi? Konrad Tıp dergisi SCI kapsamında taranan önemli bir dergi. Ama beklediğimiz kadar yüksek güven aralıklarını vermiyor. Niye vermiyor? Çünkü ileride verecek inşallah. İleride daha ciddi kurallar uyguladığı zaman kontrol F diyelim. Güven aralığı diyelim şöyle. Evet, hemen statistik analizlerde odds ratio'yu verdik. %95 güven aralığıyla diyor. Harika. Bu bilgiyi beğendik. Bakalım acaba nerede vermiş? Verdiği yeri de bulalım. Control find. Güven diyelim. Güven aralığı. Sadece burada görebildim. Acaba bulgulara gelsek şöyle. Odds ratio. Benden önce birisi bulursa yerini söylesin. Yok, yapma ya. Yok derse mahcup olabiliriz. Evet, şöyle OR diyelim. Odd ratio. Odd ratio da bir yerde geçmiş sadece. Eyvah, yandık. Dergimizin reklamını yaparken olumsuz reklam mı yaptım şimdi? Ne oldu? Güven aralığı, güven aralığı, güven aralığı. GA. Evet, buldum. Yaşasın. Yalancı çıkmadık. Evet. KYS üzerine. KYS neydi? Evet, ben de gidicik gönderiyorum şu anda. Risk faktörleri, yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma saati, okul başarısı, yatılı okumak, alkol, sigara içimi analizi alındığında bir demek ki regresyon analizi yapmışlar. Alkol kullanımı, alkol kullanımını 30 yaşıyorsun, 11 bulmuş. Evet, hemen buraya bakıyorsunuz hepiniz değil mi? 30 yaşıyorsun, 11 bulmuş. Güven aralığına bakın lütfen. 1.09 ile 114 arasında. Birisi yorumlamak ister mi? Kronik yorgunluk sendromu tabii. Kronik yorgunluk sendromu için demek ki alkol kullananlarda kronik yorgunluk sendromu daha fazla olduğunu söylüyor bu bilgiyle bize. Kaç kat fazla? 11 kat fazla. Bakın 11.2 otre yaşıyor. Alkol kullananlar kullanmayanlara göre 11 kat daha fazla kronik yorgunluk sendromuna yakalanıyor demek istiyor. Peki biz de diyoruz ki ya bu 11'i buldun ama ne kadar güveniyorsun bu yaptığın işe? Bak biz bu deneyi tekrarlasak 11 mi çıkar acaba? O
O da diyor ki hayır 11 çıkmayabilir. Git yap istersen 1.09 da çıkabilir. 114 de çıkabilir. Aman Allah'ım ne kadar geniş bir güven aralığı. Çok geniş bir güven. Acaba örneklem sayısı kaç bu çalışmada? Örneklem sayısını birisi bakıp söyleyebilir mi bize? Evet. Bence de çok geniş, aşırı geniş bir güven aralığı vermiş. Ama olsun, dürüstçe bu güven aralığını buraya yazabilmiş. Birçok araştırmacı böyle şeyler bulduğunda bunu yazmamayı tercih ediyor. Diyor, gülerler üstüne benim. Biz de üstüne gülmüyoruz ama 1.0'a yakın olması güven aralığının bize P değerinin çok sınırda olduğunu, 0.05'e yakın bir değer olduğunu gösteriyor. Hakikaten de P'ye baktığımda 0.04 olduğunu görüyorum. Yani bu alkol kullanımı her ne kadar istatistik olarak anlamlı olsa da bunu dikkatle değerlendirmem lazım benim. Birincisi güven aralığı çok geniş. İkincisi de güven aralığı neredeyse 1'i içeriyor. 1.09 da olabilir. 1.09 kat alkol kullanan kullanmayanlara göre kronik yorgunluk sendromuna yakalanmış. Bu klinik olarak, klinisyen olarak benim için önemli olmaz. Kadın olmak bakalım nasılmış. Kadın olmak da gene önemli bir risk faktörüymüş. Önemli bir risk faktörüymüş. 6.9 kat artırıyormuş. Kadınlarda demek ki kronik yorgunluk sendromu 7 kat neredeyse 6.9 kat fazla görülüyor. Gene soruyoruz güven aralığını söyle. Güven aralığını 1.6 da olabilir. 30 da olabilir. Bu deneyi tekrar etsen 30 da olabilir. Tabii şurada 3 tane 0 da fazladan boşu boşuna yazmış. Onu da söylemek gerekir. Evet değerli dostlar nasıl gidiyor? Burada aradık. Demek ki bizim yerli makalelerimizde de güven aralığının verildiğini gördük. Böylece bu güven aralığına bakarak okuduğumuz makaleyi eleştirebileceğimizi anladık. Gelin bir de şuna bakalım. Bağlantı adresini kopyala. Bir tane de buna bakıp bitirmeyi düşünüyorum. Saat 18.17. Evet efendim. Şöyle. Tıp fakültesinde görev yapan araştırma görevlerinde kronik yorgunluk sendromunun incelenmesi. Bu değil miydi baktığımız zaten? Herhalde bu rastladı. Evet aynı makale rastladı. Şöyle. İkinci makaleye bakalım. Bağlantı adresini kopyala. Yapıştır. Ve buna bakalım. Bu PubMed'den alınan bir makale. Publication Productivity by Family Medicine Faculty 1999-2009. Güven aralığını görmek istiyoruz. Evet şöyle vermiş. The percentage of STFM members publishing at least one article increased from 8.5% in 99 to 20.9% in 2009. Yani bu cümleyi tercüme edecek olsak şunu diyor değil mi burada? STFM aile hekimlerinin bir eğitim platformu, Society of Teachers dernekleri, Society of Teachers in Family Medicine demek. Orada üyelerin diyor, üyelere sormuşlar ki kaç makale yayınlıyorsunuz? Bakmışlar ki %8.5 yayınlıyorlar. Evet. Soru şu yani. Makale yayınladın mı yayınlamadın mı? Bilimsel makale yazdın mı yazmadın mı? Evet, hayır. Nasıl bir değişken olur bu evet hayır sorusu? İsimlere bakıyorum. Fatma Hanım bir şey söyleyecek. Nominal. Evet. Nominal. Yani kategorik bir değişken. Yüzde vereceğiz o zaman. Bunu tanımlarken, kategorik değişkeni tanımlarken yüzde vermemiz lazım. Kaç kişi en ve yüzdeyi vermek gerekiyor. Burada sadece yüzdeyi vermiş. En de beraberinde vermesini tavsiye ediyoruz. Bu arada onu unutmayalım. %8.5 demiş. Yani ben sordum diyor. Bana üye olanlara, bu derneğe üye olan insanlara sordum. Dedim ki makale yazdınız mı hiç? %8.5'u yazdık dedi. 1999 yılında. %8.5'u yazdık dedi. %8.5 dediği zaman hemen ben soruyorum. Diyorum ki bak bir yüzde bir rakam verdin bana. Bir ölçüm yapmışsın, sonucunu veriyorsun. Buna ne kadar güveniyorsun? %8.5 diyorsun ama ben gidip yapsam aynı deneyi tekrarlasam başka çıkar mı? Farklı çıkar mı? O da diyor ki git yap. 100 kere bu deneyi tekrarlasan 95'inde 7.2 de çıkabilir, 10.0 da çıkabilir. Hemen ne diyorsunuz siz bunu görünce? Güven aralığı
tarımı geniş mi diyorsunuz? Dar. Güven aralığının dar olduğunu söylüyorsunuz. Demek ki adam hassas bir ölçüm yapmış. %8,5 demiş ama 7 küsür de olabilir, 10 da olabilir. Güven aralığı dar diyorsunuz. Evet. SPSS'de güven aralığını demonstre etmiştik. Diyabet nokta veri, sağ veri setinde şöyle tekrar bir gösterelim. Explore'dan yapabiliyorduk güven aralığını. Explore numerik bir değişkeni buraya aldığımda OK dediğimde statistics diyelim sadece. OK dediğimde bana güven aralığını veriyor. Arkadaşlar %95 güven aralığı 53 ile 55 arasında, ortalaması da 54,4 olarak bulundu. Bundan da azıcık bahsedeyim ve bitireyim. Şöyle büyütmek için Word'e taşıdım bunu. Evet. %95 güven aralığı şurada. 53 ile 55 arasında, ortalaması da 54,4. Ortalamanın standart hatası da, şuna standart hata diyelim değil mi? Standart hata. Standart hata 0,6. Ortalama 54. Zaten standart hatayı 0,6, çok küçük bir değer bu. 0,6 gördüğümde hemen ne diyorum? Hassas bir ölçüm belli ki yapılmış. Hassas olduğuna göre standart sapması çok büyük değilse, ki aşırı büyük değil, 12,4 standart hatası yaş değişkeni için 12,4. O zaman diyorum ki 54 artı eksi 1,96. Tabi bilgisayarda 1,96 kullanılmıyor. T değeri, tam değeri hesaplanıp ilgili serbest derecesinde o kullanılıyor. Onun için siz 1,96 ile çarpsanız tam aynı sonuç çıkmayabilir, yakın çıkar. 54,4 artı eksi 1,96 çarpı standart hata, yani 12,4 bölü kök n. Kök kaç kişi ise bunlar? Örneklem sayısı ne kadardı? Şöyle. Örneklem sayısı 429. Kök 429, o da 0,6 çıkıyor. Vallahi epey konuştum gene ben bugün. Başınızı arttım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Lütfen. Memnun hocam, olurum. Bu standart hatayı böyle elle mi yapacağız yani hesaplamasını? Standart şeyde yapamıyor muyuz SPSS'de? İşte SPSS yaptı ya şimdi. SPSS'le yaptım bir tanesini. Burada SPSS'le yaptım. Elle hiç yapmayacaksın. Direkt standart hemen hata diye veriyor mu hocam? Ben görememiştim de. Tabii. Şöyle bak, SPSS'de ben biraz önce neyi baktım? Analyze. Diyabet veri setini açtım. Analyze, hı-hı, dedim. Ondan sonra orada Explore diye bir şey var mesela. Explore, hı-hı, dedim. Explore'dan da yaş değişkenini aldım buraya. Statistics'i tıkladım. OK dedim. OK deyince bana ortalaması 54,4, standart hatası 0,6 olarak verdi. Ben o ayrıntıyı göremedim herhalde. Tamam hocam, teşekkürler. Başka yerden de yapabilirsin. Mesela Analyze, Descriptive Statistics, Frequency istesek mesela. Frekansına bakmak istiyorum. Yaş değişkeninin frekansına bakacağım. Hı-hı. Statistics sekmesini tıkladım. Risk mi? Pardon, o değil. Statistics. Statistics, tamam hocam. Statistics kutucuğunu şunu tıkladım, butonunu. Hı-hı, bak tamam, şimdi bu çıktı karşıma. Dispersion'da standart sapma, variance, standart error of the mean de var burada. Tamam hocam. Evet. Dispersion başlığının altında variance, standart sapma, standart hata da var. Mean de var böyle. Hepsini işaretlesem mesela şöyle. Tamam. Yani şurada. Bunu Word'e taşıyayım şöyle de bir göstereyim. Sorduğun için yani sormasaydın. Yok canım. Tamam diyorsunuz. 54,4 bak yine aynı çıktı değil mi? 54,4 standart hatası da 0,6. Ben biliyorum ki standart hatayı nasıl buldu? Standart sapma yani 12,4 bölü kök içerisinde 429. Kişi sayısı. 400'ün karekökü 20 eder yaklaşık olarak değil mi? Hı hı. 12 bölü 20 de 0,6 eder işte. Evet, dolayısıyla 0,6'yı bulduk böylece. Tamam. Varyans da standart sapmanın karesiydi. Neyse. Evet. Peki efendim. Teşekkürler. Bugünün sonuna benim açımdan geldik. Sizin açınızdan durum nedir bilmiyorum arkadaşlar. Sorular varsa alabilirim. Adem Bey, son sözleri veriyorum. Haftaya
sınavı da yapmış olursanız sınavın çözümünü yapacağız ve vedalaşmayı, yani bu kursu değerlendirmeyi haftaya yapacağız. Onun için şimdi vedalaşmıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı, sorunuz var mı diye onu soruyorum. Fatma Hanım teşekkür ederiz dedi. Hala Hanım, Hüseyin Hocam hala yolda. Allah yardım etsin Hüseyin Hocam, ne yapayım? Evet, Adem Bey teşekkür ederiz dedi. Yusuf Hocam buyur, bir şey söylemek istersen yol... Sen de mi yoldasın? Herhalde bir şey söylemiyor. Teşekkür ediyor. Hüseyin Hocam yolun açık olsun, ne diyelim? Sağ salim varacağın yere git, eve mi gidiyorsun? Özür Hanım, görüşmek üzere. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Başarılı, verimli bir hafta geçirin. Lütfen 23'ün son gündür. Akran değerlendirmesi için projelerinizi göndermeyi unutmayın. Gönderdikten sonra da önümüzdeki hafta sonuna kadar arkadaşlarımızın akran değerlendirmelerine puan vermeyi unutmayın. Önümüzdeki pazartesi son oturumumuzda akranı değerlendirmek ve Allah'a ısmarladık demek için buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.